Selam gençlik, Ukap Gaming'deki Hacı emminiz yine iş başında. Ben Muaz ve bugün sizlerle beraber Minecraft Forge ve Minecraft Pixelmon nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, öncelerden bir tane Minecraft Forge ile alakalı ve Minecraft Pixelmon'u nasıl yüklendiğine dair bir video yapmıştım. Fakat sanırım o biraz eskidi ve insanlar artık kanala girip böyle biraz aramıyor etmiyor sanırım. Ama yani böyle aslında dolaştığımız zaman biraz kanalda mesela en basiti playlist kısmına gittiğimiz zaman orada görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela Pixelmon upload değil de playlistlere gittiğimiz zaman burada playlistlerimiz var. Burada aslında böyle gezindiğiniz zaman çoğu aradığınız şeyi hızlıca bulabilirsiniz. Neyse ben buraya fazla girmeyeceğim. Hemen Minecraft Forge'umuza gelelim. Evet. Bu sitenin ismini vereceğim size. files.minecraftforge.net. Açıklamaya koyacağım bu linki. Bu Minecraft Forge'un ana sitesi, yani güvenilir bir site. Buradan istediğiniz Minecraft Forge versiyonunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Hiç düşünmeden indirin. Problem yok. Ben indirdim yani, bana bir şey olmadı. Zaten dediğim gibi ana sayfası. Şimdi görüyorsunuz burada Select Minecraft Version yazıyor. 1.64'e tıkladığımız zaman sadece 1.64 Forge'ları çıkıyor. Ondan sonra en son çıkanı hemen Installer, önemli Installer'ı indiriyoruz. Sol tıklıyoruz, ondan sonra zaten bu bizim şeyimize giriyor. Download kısmına giriyor. Ben yükledim bayağı. Ondan dolayı bir daha tekrardan yüklemeyeceğim. Hemen buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar buraya bastığımız zaman, işte ben buraya attım şimdi Forge'u. Forge indi. Sağ tıklayıp aç diyoruz. Bu ara insanlar soracak, abi niye sen Almanca kullanıyorsun bilgisayarını? Onun da cevabını hemen verelim de yorumlara fazla işte abi niye Almanca diye sormasınlar, yurt dışında mı yaşıyorsun falan filan diye. MacBook'umu yurt dışından aldığım için Almanca bilgisayarım. Ben de Almanca olarak kullanıyorum. Zaten Almanca sıkıntım yok. İngilizce sıkıntım yok. Ondan dolayı sorunsuz kullanıyorum. Evet, Minecraft Forge'a yine dönecek olursak, şimdi indirdik Minecraft Forge'umuzu. Ondan sonra açıyoruz. Install client yapıyoruz. Bu ara fark ettiyseniz şu an Mac'teyim. Mac'te oynuyorum. Çünkü hem Mac için yapacağım arkadaşlar, hem de Windows için yapacağım tanıtımı. Yani Minecraft Forge'un nasıl yüklendiğini, Pixelmon'un nasıl yüklendiğini göstermek için. Onun için merak etmeyin. Bu ilk Mac, ondan sonra hemen Windows'u da ekleyeceğim bu videoya. Şimdik açtık. Install client'e yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olan users, sizin isminiz gelmesi lazım. Bilgisayarın ismi. Library application support Minecraft. Zaten eğer değiştirmediyseniz yerine buradan değiştirmediyseniz zaten Minecraft Forge indiği zaman bu dosyayı yüklüyor. Bu dosyaya ayarlı. Ondan dolayı hiçbir şeye dokunmayın. Install client'e tıklayın. Hadi tıklayalım. Ben yüklemiştim önceden de. Tekrardan yüklemiş olayım. Böyle buraya sonra 2 required libraries yazıyor. İlk yüklediğiniz zaman. İkinciye yüklediğiniz zaman 0 yazıyor zaten. Bir şey yok. Ondan sonra bu şekilde Minecraft Forge yüklenmiş oluyor. Şimdi hemen Minecraft'imize bir girelim. Hıdır! Minecraft'imizi açıyoruz. Önemli olan Minecraft Forge'u yüklerken abi şöyle hata geliyor, böyle hata geliyor falan, belki yazılar gelir diye hemen onu da açıklayayım. Minecraft Forge'u yüklemeden önce ilk önce hangi tabii ki Minecraft hangi pardon biraz hızlı konuşuyorum herhalde. Dilim dönmedi. Şimdi eğer 1.72 Forge'unu indiriyorsanız, edit profile gidelim. Benim gibi önceden 1.7.2'yi çalıştırmanız gerekiyor. Yani bizim şu anki durumumuzda Pixelmon oynayanlar için geçerli bu. 1.64 bir kere girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? New profile yapıyoruz. İsmini yazıyoruz. Release'de 1.64'ü ayarlıyoruz. Buradan da RAM'i ayarlayabiliyoruz. Tıklayıp işte şu an 1 GB RAM'i var. Önemli değil zaten. Ah, save yaptık. Tüh. Boşuna yine yer kapladı. Ondan sonra bunu ilk önce çalıştırıyoruz. Sonra Minecraft'i tamamen kapatıyoruz. Ondan sonra Forge'u yüklüyoruz. İşte dediklerimi yapıyorsunuz. Forge'u yüklüyorsunuz. Ondan sonra yeniden açıyorsunuz Minecraft'i. Ve sonra size böyle bir tane pencere geliyor. Profil geliyor Forge diye. Edit profil yapıp 1.64'e getirin eğer ikisi yüklüyse. Save profile deyin. İşte istiyorsanız RAM'ini de arttırabilirsiniz. Ondan sonra efendime söyleyeyim.
Play'e tıklıyoruz. Sonra Minecraft'imiz Forge ile çalışıyor hiç sorunsuz. Aslında ilk önce videonun başında 1.6.4'ü çalıştırmanız gerektiğini söyleseydim daha mantıklı olurdu ama zaten videonun tamamını izlersiniz, duyarsınız. Yani çok illa yüklemek isteyenler yani tüm videoyu izlerler diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Onun için yorumlara lütfen yazmayın abi şöyle hata çıktı, böyle hata çıktı. Tamamını dinleyin. Görüyorsunuz Minecraft Forge çalıştı. 4 tane modumuz var. Görüyorsunuz. Pixel modunu da yükledim ben önceden. Şimdilik Options'a gidiyoruz. Abi ben Mac'imde Minecraft dosyamı bulamıyorum. Bulmanın en hızlı, en iyi çözümü daha doğrusu. Ben de böyle buldum. Başka türlü Mac'de zor bulunuyor. Application Supports'ta aradım çok ama bulamadım hiç. Değişik bir yöntemi var onun sanırım. Resource Pack'e gidiyoruz. Open Resource Pack Folder diyoruz. Ve görüyoruz ki şu an Minecraft dosyasındayız. Minecraft dosyasında arkadaşlar, eğer Forge ile bir kere çalıştırdıysanız, yani şimdi Forge'u Pixelmon'u yüklemediğimizi farz edelim. Forge'u bir kere çalıştırıp kapatıyoruz. Ondan sonra Mods dosyası geliyor. Sanırsam Forge'u çalıştırmadan dosya gelmiyor. Yani ilk önce Forge'u bir kere çalıştırın. Sonra Mods dosyası gelince Pixelmon'u arkadaşlar zipli olarak 3.0'ı böyle zipli olarak içine atıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Forge'u tekrardan başlatıyorsunuz. Ve Pixelmon keyfini tadıyorsunuz arkadaşlar. Tam manasıyla böyle. Forge çok basit işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2 dakikada Pixelmon indirilir, yüklenebiliyor. Aynı zamanda Pixelmon nereden indirilir? Forge nereden indirilir? Dediğim gibi açıklamaya koyacağım linklerini. Hatta hemen Pixelmon'un sayfası da bu. pixelmonmod.com. Burada hemen 3.0'ı buradan 3 tane linkten basıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda yenilikler, videolar, live streamler her şey burada var. Bu Pixelmon'un sitesinde. Buraya da uğramayı ihmal etmeyin diyorum. Ve şimdilik sanırım her şeyi söylediğime göre Windows'a geçiyoruz. Geçiş yapmadan önce hemen onu da aklıma geldi. Şimdi tam Windows'u açıyordum yandan. Şunu da göstermek istiyorum. Ah, Windows'un sesi geldi, duydunuz. Minecraft dosyasını hep 2'de 1 işte Minecraft'in içinden açmamanız için bir kere açtıktan sonra arkadaşlar, tamam mı? Yani Minecraft böyle açık oluyor hiçbir yere tıklamadığınız zaman. Şurayı alıyorsunuz arkadaşlar, sol tıklıyorsunuz, ondan sonra favori kısmına koyuyorsunuz benim gibi. Hep Finder'ı açtığınız zaman hemen Minecraft'e böyle girebiliyorsunuz. Save dosyasına mı yoksa screenshot'lara mı? Yani 10 saat Minecraft'i açarak uğraşmanıza gerek yok. Evet, gelelim şimdilik Windows'uma. Evet, Windows burada sağ aşağıda kopya olduğunu yazıyor, 2'de 1 de sinir oluyorum. Windows'u almıştım ben işte bayağı pahalıya. Windows'un yani çakma değil arkadaşlar, ben korsana karşıyım biliyorsunuz canlı yayını izleyenler. Ama birkaç arkadaşıma verdim kodu. Ben yani o kadar para verin de sandım kodu hep yani çoklu kullanım. Yani istediğim arkadaşlara verebiliyorum belli bir sınır için içerisinde. Ama öyle değilmiş. Sanırım verdiğim için, onlar da kullandığı için benimki de çakma olduğunu gösteriyor ki de bilir. Sinir ediyor. Neyse, ona geçmeyeyim de onu da bir belirteyim dedim. Belki yorum gelir diye hemen önceden hazırlık yapıyorum böyle. Şimdilik. Evet arkadaşlar, şimdilik gerekli dosyaları yükledim. Birkaç dosya eksikti, hemen indirdim bunları. Gördüğünüz gibi karşımızda Minecraft Launcher var. Şu an Windows'tayız bu ara. Kısa bir mola vermiştim Windows videosunu çekmeden önce de. Şu nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Onun için bir şekilde devam edeceğiz. Şimdilik 1.7.4 var şu an. Şimdilik ne yapıyoruz arkadaşlar? New Profile açıyoruz. Buraya 1.6.4 yazıyoruz. 1.64 tıklıyoruz. Ondan sonra Save Profile diyoruz ve Play diyoruz. İlk öncelikle dediğimiz gibi ilk önce bir 1.64 yüklenmiş olması lazım bilgisayarınızda. Yani Minecraft'le bir kere bunu açmış olmanız gerekiyor. İndirmiş olmanız gerekiyor. Dilim dönmüyor şimdi. Evet. Hadi bakalım. Haydi aslanım. Haydi. Bayağı uzun sürdü. Değil mi Hıdır? Hıdır yemek yiyor Allah'tan vallahi, şimdi götmüyor. İyi bari. Aa,
Hadi be. Acayip uzun sürdün. Ne yüklüyorsun sen böyle ya? Hacı abi ne yüklüyorsun sen? Hadi. Hadi bir başlattır. Vay ağzından çaktım. Hadi insanlar bekliyor. Takıldı arkadaşlar. Bu takıldı mı? Ne oldu ya buna? Oğlum ne yapıyorsun sen? Hayda. Evet arkadaşlar bu sefer açıldı şükür. 1 nokta ikinci deneyişte hemen oldum. Şimdi 1.64 yüklendi. Gördüğünüz gibi kapatıyoruz bunu. Şimdik aynı Mac'teki gibi indiye dediğimiz siteden aynı Minecraft Forge'u indiriyoruz tekrardan. Yani daha doğrusu Windows için aynı sitede aynı dosyayı indiriyoruz. Tıklıyoruz buna. Şimdi görüyorsunuz zaten Users Muazzez Mi AppData Roaming Minecraft. Buraya bunu yani Minecraft dosyasını bulmuş otomatikman. Zaten dediğimiz gibi Minecraft Forge buluyor bunu. Otomatik Install Client diyorsunuz. OK'ye tıklıyorsunuz. Ben bada bim bada bum. Ve hemen olacak burası şimdi bakalım. Hayırlısı inşallah hızlı olur. Hızlı diyoruz da bayağı bir yavaş. Tabi Windows'a 2 GB verdiğim için RAM şimdilik. Yandan tabi bir de Mac çalışıyor. Görüyorsunuz 2 tane de koydum diyor içine. Ve şimdilik umarım yüklenmiştir. Gene açıyoruz Minecraft'i. Tekrardan. Yani lütfen yani bunu becerin ya. Bu kadar basit yani. Herkes yapabilmesi lazım bunu. Ve gördüğünüz gibi Forge geldi arkadaşlar. Forge'a tıklıyoruz. Play diyoruz. Pa pa da bim pa da bum ve girdik. Bunu Close Launcher when game starts. Evet bunu yapalım. Başladığı zaman bu kapansın. Sinir ediyor beni ikide bir. Bak burada da hala var. İndir şunu da. Heh. Otomatikman kapansın. Şimdi iki sonra Forge'u açıyoruz. Forge'u bir açmamız lazım. Hadi. Hadi. Ve açtık görüyorsunuz. 3 tane mod var. Şu an Piximon yüklü değil. Ondan sonra Options'a giriyoruz. Resource Pack. Open Resource Pack Folder tıklıyoruz. Direkt gördüğünüz gibi App'ta da Roaming Minecraft ve Resource Pack'e giriyor. Minecraft'e tıklıyoruz bu şekilde veya daha farklı şekli de şu şekilde arkadaşlar. AppData yazıyoruz. Ah eyvah yanlış yazdım. Yanlış yazdım diyorum. Böyle. Buraya girdiğimiz zaman da direkt zaten buraya geliyor. Roaming açılıyor. Minecraft'e tıklıyoruz. Aynı yere geliyoruz. Ben şimdi hazır Minecraft'i açtım diye kullanıyorum. Ondan sonra Forge'u yükleyip açtıktan sonra mods dosyası açılıyor. Mods dosyasının içinde de Mods dosyasının içine de Pixelmon 3.00'ı indiriyoruz. İlk öncelikle tabii ki buradan. Siteyi de direkt Mediafire sitesini vereceğim size. Direkt Pixelmon'un ana sayfasından aldığım bir linktir. Direkt indiriyoruz aşağı ve zip olarak hiç açmadan bunu dosyamıza ilave ediyoruz. Kapatıyoruz. Ondan sonra Minecraft'i tekrardan kapatıyoruz arkadaşlar. Minecraft'i yeniden açıyoruz. Bakalım oldu mu? Normalde olması gerekiyor. Bu kadar yani aslında. Olay bu kadar ya arkadaşlar. Dediğim gibi ilk önce 1.64'ü çalıştırıyorsunuz Minecraft'te. Sonra Forge'u indirip Forge'u yüklüyorsunuz. Ondan sonra Forge'u çalıştırıyorsunuz. Forge'u çalıştırdıktan sonra mod dosyasına Pixelmon'u yüklüyoruz. Pixelmon'u yükledikten sonra kapatıyoruz. Tekrardan çalıştırıyoruz. Ve badabam bam bum. Karşımızda Pixelmon 3.0 var arkadaşlar. Daha tabi gelmedi de gelecek yani. Görüyorsunuz 4 tane mod loaded diyor. Mods'a gittiğimiz zaman da görüyoruz burada 257 yazıyor da 3.0 aslında bu. Sonra hemen bir dünya açalım. Emmi diye adlandıralım. Creative yapalım. Sizin için de full ekran yapayım hazır. Ah şimdi ekran sıkıntısı olabilir. Eyvah niye yaptıysam. Küçülteyim yine. Hadi aslanım biraz hızlı ol. Tam da o ara açtık. İnşallah lag olmaz. Arkadaşlar görmesi için. Hayda. Ah. Ve görüyorsunuz ki arkadaşlar
karşıma Minecraft 3.0 çıkıyor. Bu kadar. Yani bu kadar basit. Bazı arkadaşlar yazıyor ya abi çok zor bir türlü beceremiyoruz falan. Ya bu kardeşim neyini beceremiyorsunuz ya? Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Hani YouTube'a yazıp Google'a yazsanız artık zaten yazılı bir şekilde veya video şeklinde bulabilirsiniz. Çok basit. Ama neyse ben sizin için bir kere daha yapmış olayım. İkinciye yapıyorum bunu. Hadi çimçarı seçeyim. Hoppa çimçar geldi karşıma. Şu an Minecraft'im deliriyor. Çünkü fare ayarlı değil oyuna. Oyuna göre farem ayarlı değil. Mac ile Windows. Şimdi VMware çalıştırdığım için. Görüyorsunuz çimçar. Çimçar çıkıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biraz dolaşayım. Biraz şu an maalesef adam gibi dolaşamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. F5 moduyla da dolaşsam acaba nasıl olur? Ağzına çaktım. Şu an maalesef benim farede sıkıntı var. Onun için fazla bir şey gösteremeyeceğim. Etrafı biraz dolanalım. Birkaç Pokemon görürsek gerçekten yüklendiğini anlayabiliriz. Böyle görüyorsunuz Lyron'lar burada vesaire. Evet, kapatalım. Evet arkadaşlar. Umarım bu video size yardımcı olmuştur, olacaktır diye düşünüyorum ben gerçekten. Yani çok basit Minecraft Forge, Minecraft Forge Mac'i yüklemek, Windows'u yüklemek gerçekten çok basit. Onun için videoyu doğru düzgün izleyin ve yaptıklarımı ve dediklerimi teker teker yapın. Bu şekilde sorunsuz Pixelmon keyfini tadabileceksiniz arkadaşlar. Umarım dediğim gibi videomu beğenmişsinizdir. Başka ne diyebilirim ki ya? Aslında diyecek bir şeyim yok. Aynı zamanda bir video daha çekeceğim. Pokemon spawn rate'lerini, yani bunların Pokemon'ların hangi oranda, hangi yüzdeyle çıkmalarını nasıl sağlayabiliriz? Config'de nasıl değiştiriyoruz bunu? Bunun için de bir video yapacağım sizin kısa 3-4 dakikalık. Göstereceğim hangi yere girmeniz gerekiyor, ne yapmanız gerektiğini vesaire. Neyse çok dalmayacağım o konuya. Bir dahaki videoda göreceksiniz. Eğer yaptığım bu videoyu beğeniyorsunuz, yani kanalımıza abone olmayı, olmayanlar tabii varsa, aynı zamanda videonun altına beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın gerçekten arkadaşlar. Bu videoyu da paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da Pixelmon oynasın. Onlar da mahrum kalmasın bu Pixelmon zevkinden, tadından. Ve sizlere arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Ukab Gaming'den selamlarla görüşürüz.